Kanalımdan ve mutfağımdan herkese yeniden merhaba. Evde taş fırında çok kolay ve hızlı bir şekilde lahmacunlar yaptım. Dışarıdan yediğimiz lahmacunlarla birebir aynı lezzette oldular. Artık sizler de bu kolay yöntemle dışarıdan almadan lahmacunlarınızı kendiniz yapabilirsiniz. Tüm yapım aşamalarını ve püf noktalarını kaçırmamak için Videomu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu tür videolarımı görmek için Sevdan Mutfağı YouTube kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Ve bana destek olmak için beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Hemen lahmacun tarifine geçiyorum. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. İlk olarak lahmacunumuzun hamuru ile başlıyorum. 2 su bardağı su ekliyorum yoğurma kabına. Su bardağı ölçüm 200 milimdir. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Tuzun erimesi için şöyle bir karıştırdım. Ve ununu ekliyorum. Toplamda 5 su bardağı unum var. Azar azar ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ununuzun markasından dolayı ölçülerde değişiklik olabilir. Bu yüzden mutlaka ununuzu kontrollü ekleyin sizlerde. Oldukça yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Unun tamamını ekledim. Yoğurmaya devam ediyorum. Yine unu ölçtüğüm su bardağımın ölçüsü de 200 milimdir. Şimdi hamuru tezgaha alarak iyice toparlayıp yoğuracağım. Tezgahı aldıktan sonra da pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu şekilde yoğurdum. Şimdi hamurumuzun kıvamı bakın böyle yumuşak el yapışmayan bir hamur oldu. Altına biraz un serperek tezgaha hamuru alıyorum. Ve eşit parçalara kesip 10 tane beze elde ediyorum. Kestiğim parçalara güzelce yuvarlayıp beze yapıyorum. Yaptığım bezeleri şöyle bir tepsinin içerisine aldım. 10 adet beze yapmıştım arkadaşlar. Üzerine streç filmle kapattım. Bezeler kabuklanmaması için. Bir kenara alıyorum. Ve lahmacun harcını hazırlıyorum. Bir tane büyük boy kapya biberin çekirdeklerini aldım. Şu şekilde. Birkaç tane sivri biber ekliyorum. Bir tane büyük boy soğan. iki tane de domates ekliyorum. Tüm bu malzemeleri rondodan geçiriyorum. Kıymanın üzerine rondodan geçirdiğim malzemelerin tamamını ekledim. 2 yemek kaşığı dolusu biber salçası ekliyorum. Acı veya tatlı istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. 1 dolu yemek kaşığı isot ekliyorum. yarım tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı ekliyorum. Eğer kıymanız yağlı ise yağ oranını biraz daha azaltabilirsiniz. Lahmacun harcımızın tüm malzemeleri birbirine güzelce karışana kadar karıştırdım elimle. Bugün lahmacunlarımı doktormaya elektrikli taş fırında yapacağım. Hemen öncelikle ısınması için ayarlarını yapıyorum. Fırının 400 dereceye kadar sıcaklık ayarı var. Son ayara getirdim. Alt üst ayarı ayarlayacağım arkadaşlar. Sade alt, sade üst ve alt üst ayarı var. Onu da ayarladık. Şimdi zamanlama tuşunu ayarlıyorum. Bu tuşu çevirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi kırmızı ışık yanıyor. Bu da fırınımızın ısınmaya başladığını gösteriyor. Makinemizin güzelce ısınması için lahmacunları yapmaya başlamadan önce ayarlarını yaptım. Şimdi lahmacunları açmaya geçiyorum. Bezelerin altına üstüne biraz un serptikten sonra güzelce yuvarlak formda incecik açıyorum hamurları. Öncelikle hamurların hepsini tek tek açıyorum. Pişirme esnasında daha hızlı ve kolay olması için. Açma işlemini tamamladım arkadaşlar. Bakın incecik bir şekilde açtım hamurumuzu ve açtığım hamurları kurumaması için bir bezin üzerine alıyorum. Ve üzerini kapalı olarak bekletiyorum diğerlerini açana kadar. Sizler isterseniz tek tek de pişirebilirsiniz ya da benim yaptığım gibi hamurların tamamını açtıktan sonra da pişirebilirsiniz. ama hepsini açtıktan sonra pişirmeye geçmek daha kolay arkadaşlar hem fırınımızda boşa yanmamış oluyor çocuklar ne zaman lahmacun istese hemen hızlı ve kolay bir şekilde doktor maya taş fırında yapıyorum tüm hamurları açma işlemini bitirdim şimdi lahmacunlarımın iç harcını ekleyerek yapmaya başlayacağım Taş fırının içerisinden şöyle 2 adet kürek çıkıyor. O kürekleri tezgahın üzerine aldım. Açtığım hamuru üstüne seriyorum. Daha kolay bir şekilde şekli bozulmadan kaldırabilmek için ve hazırladığım lahmacun harcından yeteri kadar hamurun üzerine ekliyorum. Elimle her tarafına yayıyorum. Hamurumuzun üzerinde boş yer kalmayacak şekilde elimle yaydım. Ve taş fırınım ısındı, hemen pişirmeye geçiyorum. Daha önce deneme yaptığım için böyle lekeler oluştu arkadaşlar. Bunlar çok normal. Şöyle kolaylıkla kürekler sayesinde lahmacunumuzu fırının içerisine yerleştirdim. Hemen üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 2 dakikada pişiyor. Hemen o pişerken diğerini hazırlıyorum. Aynı şekilde hamuru küreklerin üzerine serdim ve yeteri kadar iç harçtan ekleyip elimle yayıyorum güzelce. Çok hızlı ve pratik bir şekilde oluyor arkadaşlar bu fırınla. Ben gerçekten çok memnun kaldım. Hemen ilk koyduğumuz lahmacunumuz pişti. Bakın şu şekilde sizlere yakından göstereyim. Pişen lahmacunumuzu şöyle arkasında bakın. Güzel bir şekilde pişiyor. Pişen lahmacunu hemen alıyorum. Ve diğer hazırladığım lahmacunu tekrar fırının içerisine alıyorum. Hemen onu da kapağını kapatarak pişirmeye geçiyorum. Dışarıda yediğimiz taş fırında yapılan lahmacunlarla birebir aynı lezzette oldu çıtır çıtır mükemmel lahmacunlar yaptım. Taş fırının içindeki lahmacun pişerken ben bir diğerini hemen hazırlıyorum. Hamurlarını önceden açtığım için pratik bir şekilde hazırlanıyor. İkinci lahmacunumuz da pişti. Hemen onu da alıyorum arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Çok iştah açıcı. Bütün lahmacunlarımı aynı şekilde hazırladım. Bu kürekler sayesinde de çok kolay bir şekilde fırının içerisine lahmacunlarımızı yerleştiriyoruz bakın. Lahmacunlarımın hepsi çok güzel bir şekilde pişti, çıtır çıtır oldu. Beklediğimden daha güzel piştiler arkadaşlar. Lahmacunlarımın hepsini pişirdim. Şöyle sizlere altını üstünde göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde pişiyor bakın. İçi ekmeği harika. Doktor maya elektrikli taş fırın ile yaptığım bu lahmacunları çok beğendik. Ben gerçekten bu üründen memnun kaldım. Linkini sizler için açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Sizlerde ürünü incelemek için veya almak için linki tıklayarak bakabilirsiniz. Lahmacunun içerisine sumaklı soğanımdan hemen ekliyorum. Maydanoz ve limonunu da ekledikten sonra tadımını yapacağım. Evde yapılabilecek en kolay lahmacun tarifi. Taş fırın lezzetinde çıtır çıtır yemelere doyamayacağınız bir lahmacun oldu. Şöyle ikiye kestim lahmacunlarımı. Bakın, muhteşem görünüyor. Çok lezzetli oldu gerçekten. Çok iştah açıcı. Müsaadenizle hemen tadımını da yaptım. İnanın mükemmel oldu. Bu lahmacun tarifini gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eğer bu şekilde bir taş fırın alıp da evde kullanmak isterseniz diye böyle bir video hazırladım ve sizlere fikir olması açısından da paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Anne yani şu lahmacun alayım mı? Hmm, yani bu lahmacun alayım mı? Tabii oğlum, alabilirsin. Böylece bir videomun daha sonuna geldim. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.